Ben yakın zamanda biliyorsunuz Rus istihbaratıyla ilgili bir kitap yazmıştım. Rus istihbaratıyla ilgili de epey bazı işte incelemelerde bulundum. İşin aslı aslında Ruslar, bu İngiltere'de öldürülen Rus general, yani Batı ajanı general Skripal'le birlikte kızıyla beraber öldürmüşlerdi biliyorsunuz. Skripal'in Evet, ve ismini daha fazla kız okumuştum. çocuğu. Evet. Yani burada Ruslar aslında birbirlerinin ajanlarını öldürmeme konusundaki centilmenlik anlaşmasını bozdular. Mesela Amerika'da 2010 yılında 10 kadar Rus ajanı yakalandı. Amerikalılar Rusya'ya da dediler ki elemanlarınızı elimizde, Ruslar da dediler ki kabul ediyoruz. Ve bunlar biliyorsunuz Zürih'te bir değişime tabi oldular ve bu değişime de takas yapıldı. Ve bu takasla da işte o biraz böyle Skripal dediğimiz şahıs ne yapılmıştı? Teslim edilmişti Batı'ya. Ama Ruslar bunlar ne yaptılar? İntikam aldılar, geri öldürdüler. Şimdi gören o ki tıpkı 2. Dünya Savaşı'nın sonunda olduğu gibi artık Batı ile Doğu arasında birbirlerine karşı çeşitli ülkeleri yanına çekebilmek için, tehdit edebilmek için bu örtülü cinayetler serisi tekrar başlayacak. Yani Batı buna karşı bir gladyo kurmuştu. Gladyo neydi? İşte İtalya'da, Yunanistan'da, Arnavutluk'ta Rus ajanlarının bu ülkeleri komünist rejime geçirme gayretlerine karşı bir seri cinayetlerdi. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da yeni bir çalışma başlıyor Batı'da. Yeni bir Öyle mi? gladyo başlıyor. Bu yeni Allah. gladyo ilginç. Başka şeyler de var tabii ama bunların hepsini burada söylemem doğru değil. Bundan sonra bu tür cinayetlerde artış olacağını duyacağımızı tahmin ediyorum. Yani bu savaş zaten istihbarat alanında yaşanıyordu ama bundan sonra örtülü operasyonlar ve suikastlar konusunda da yeni şeyler duyacağımızı düşünüyorum. Ama tabii kimse bunların olmasını istemiyor. Olaya insani bakmak zorundayız. Ama yani Dugin'de biliyorsunuz 2014 yılında tüm Ukraynalılar yakılmalıdır diyen böyle acımasız yani faşist bir insan. Ve Dugin'in konsepti biliyorsunuz Avrupa'da yeni sağ, Amerika'da alternatif sağ oluşturma için kullanılan bir ideolog. Ama 2014 yılından sonra Dugin Putin'in gözden düşmüştü. Yani Putin onu hiç görüşmüyordu bile. Yanına bile çağırmıyordu. Ama bu Putin'e iyi bir ders oldu. Ukraynalılar konusunda. Umarım bu cinayetler devam etmez. Benim katkım bu kadar. Ama devam edecek diyorsunuz. Devam edecek. Yani Batı'da bu konuda yeni çalışmalar var.